Merhaba. Dile kolay. 50 yıl geçti Mahirlerin Kızıldere'de katledilişinin, Denizlerin Ankara Merkez Kapalı Cezaevinin avlusunda dar ağacına çekilişinin, İbrahim Kaypakkaya'nın Diyarbakır Sık Yönetim İşkencehanesi'nde can verişinin üzerinden. 50 yıl hiç de kolay değildi hiç kimse için. Yalnızca diktatörlüklerle göz göze çarpışanlar için değil. Sanki çatışmaya hiç dahil değillermiş gibi düşüne gelmeye alışık olduğumuz büyük çoğunluk için de hiç kolay değildi. 1986'da hapiste geçen 14 yılın ardından yeniden bir araya geldiğimiz bir arkadaşım biliyorum demişti çok zordu içeride yatmak ama inan ki dışarıda yatmak da hiç kolay değildi cezaevindeyken her şey daha yalın olmalı. Bir devrimci gibi yaşayacaksın. Oysa dışarıda yatanın her gün devrim ve düzenin çağrıları arasında durmaksızın seçim yapması gerekiyor. Bunun isabetli bir gözlem oldu. Şimdi 50. yılda daha da iyi anlaşılıyor. Bugün elimizdeki bilanço yalnızca devrimcilerin tarihte silinmez izler bırakan kahramanlıklarının art arta dizilişinden oluşmuyor. Elimizde milyonlarca insanın devrimcilerin çağrılarına verdikleri ve vermedikleri yanıtların, devrimcilerin doğruları kadar yanlışlarının, keskin zeka ve parlak düşünceler kadar saf dillik ve önyargılarının da eseri olan bir ortak miras var. 50 yılda çok şey değişti. Üç kuşak sonra gücün, ultra sağın ve siyasal İslam'ın elinde toplanmış ve solun devletten tasfiye edilmiş olmasına odaklanan karamsar bakış açısından bilanço bir mutlak gerileme olarak gözükse de hakiki toplumsal politik tablo çok daha karışık ve umut verici. Her şeyden önce devrimci hareket büyüdü, gelişti, derinleşti ve Türkiye politik yaşamının kıyısından merkezine yerleşti. Müesses nizamın iki kutbu, kapitalist modernlik ve gelenekçilik. İslamcılık ve Türkçülük arasında salınan siyasal süreci ortasından yaran ve aşan bir üçüncü kutup oluştu. Devrimci hareketin Türkiye'nin batısında 12 Eylül rejiminin ağır darbeleri altında parçalanıp yeniden toplumun kıyısına itilmekten kurtuluşunda Kürt özgürlük hareketi yaşamsal bir rol oynadı. Kürt özgürlük hareketi Türkiye devrimci hareketinin mücadele mirasını yalnızca Kürtlerin özgürlük mücadelesinin ihtiyaç ve koşullarına tercüme etmekle kalmadı. Onu kendi özgün siyasal denemi, deneyimiyle birleştirdi ve zenginleştirdi. Batı'da devrimci hareketin ufku piyasanın kuşatması ve real sosyalizmin çöküşüyle kararırken devrimci miras kendisine Kürtlerin komünal yaşantısı içinden yeniden ve çok uluslu bir birleşik güç olma yolunu açtı. 50 yıl öncenin mesajını yalnızca o anın devrimci hareketleri arasında gerçekleşen yaşam pahasına bir dayanışmayla özetleyerek birlik ihtiyacının altını çizmek uluslararası komünist hareketteki yıkıcı ayrışma döneminde doğru ve gerekliydi. Türkiye soluna ve devrimci hareketine iç savaş içinde bir iç savaş olarak nüfuz eden bu ayrışma karşısında Kızılderen'in mirasına müracaat etmenin manevi ve ahlakı, ahlaki gücü yatsınamazdı. Bugün birlik 1970'lerin 80'lerin ihtiyaçlarına müracaat ederek anlandırmak neredeyse imkansız. Devrimci hareketin zemini ve bileşimi artık bambaşka ve öte yandan devrimin kendisi saf siyaseti ve siyasal hareketlerin aktüel gereksinimlerini aşan bir zemin üzerinde seyrediyor. 50 yıl sonra devrimci bir birlik çağrısı müesses nizamın iki kutbunun restorasyon ve reaksiyonun ötesine yönelen bir yeniden kuruluş, yeniden doğuş çağrısı etrafında ve toplumsal mücadelelerin hülasası olarak çokluk ve çoğulluk bağlamında anlam kazanıyor. 1970'lerde bir deprem gibi ülkeyi sarsan devrimci hareketin 2020'lerde ler, 20 aynı kuvvetle ayağa kalkışı emekçilerin, Kürtlerin, kadınların ve Alevilerin yani ezilen sınıfın, ezilen milliyetin, ezilen cinsin ve ezilen inancın birliği olarak yeniden kuruluşuna bağlıdır. Deniz Gezmiş'in 50 yıl önce Ankara Merkez Kapalı Cezaevi Avlusu'ndan yükselen haykırışı, yaşasın Marksizm Leninizm, yaşasın Türk ve Kürt halklarının bağımsızlık mücadelesi, kahrolsun emperyalizm, bugün hala devrimci bir programın dibacesini oluşturmaya devam ediyor. Ne var ki bugünün devrimcisi bu başlangıcı kadınların, işçilerin, Kürtlerin ve Alevilerin yaşantısı ve mücadelesine tercüme etmedikçe ve o mücadelelerin dersleriyle tamamlamadıkça yeni bir şey söylemiş olamaz. 21. yüzyılda da toplumsal devrim şiirini geçmişten değil gelecekten alabilir ancak. Hoşçakalın.